gittim sürekli maçta Evet. serinin içerisinde. İyi bir performans ortaya koymuştu. Takımımız ekstra atletçisi ise Alternate Attacks takımını birkaç gün önce, yine geçen hafta daha doğrusu, ESEA'da burada mağlup etmişti. Yani takımlarımız çok oynamayı sevmiyor. Bütün dünyanın genelinde olduğu gibi. Ama çok yakın zamanda iki takımımız da burada maç yaptı. O yüzden ısınmış olacaklar ve hazır olacaklar bu haritaya. İki takıma da başarılar diliyoruz. Bu arada bıçak roundu başlamış. Evet. X-Dark Passage Space Soldiers. ESEA Ligi'nin 6. haftasının maçını izliyoruz. Bu milli bir gururdur. Evet, şu anda dediğimiz gibi iki takımımıza da başarılar. İkisi de bizim takımlarımız. X-Dark Passage'da Voxic, Sasuke, Mini, Maiko ve Tuguks var. Maiko sanırım senin geçenlerde bahsettiğin oyunculardan bir tanesi geri Evet, gelen. takıma geri döndü tekrar. Space Soldiers'ta da Zantares, Despe, Tuguks, Mike, pardon, yerler değişti. Paskalix, Mayer, Despe ve Evet, Zantares. normal beklenen beşler. Hatta şöyle söylemek lazım. İki takım aslında neredeyse Kalix'le Tuguks'u takas yapmış gibi oldu. Kadroları genel anlamda böyle yapılmış gibi söyleyebiliriz. Evet, başarılar çocuklar. Hani buradan sonra diyecek bir şey yok. Biz zevkli zevkli maçımızı izlemeye devam edeceğiz. Güzel anlarda biz burada yine heyecan size aktarmaya devam edeceğiz. Tekrar tekrar söylüyorum. Bu iki takımın da maçı. Herhangi bir İkisi de kazansın. iki, evet, ikisi de kazansa ikisi de hepimiz ikisinin de taraftarıyız. Evet, Space Soldier City tarafında başladı. Ve şu an tam tersi Dark Passage'ın da B tarafına biraz yaptığını Hızlı görüyoruz. girdiler. Hızlı girdiler Long'dan. Bomboş şu an Long. Short'tan bir oyuncu yardıma gelebilir mi diye bakıyorum. Sadece A'dan Heaven'dan hızlı bir dönebilen bir oyuncu görüyorum. Hemen backup dönmeye başladı. Kalix. Kalix X-Frag çıkardı aradan. Hemen bomb site'ın orada Q'yu de Kalix Boxi'yi de çıkardı. düşürmeyi başardı. Short'tan gelen mini izliyoruz. Heaven'daki oyuncu düşüremedi ama pas çıkıp hızlı bir cevap verecek mi diye bakıyorum. Hala düşmedi mini. Mini Mayer'i güzel düşürdü. Ama çok vakit kaybettiler. Mini'yi düşüremediler. Sonrasında Paz'ı da düşürüyorum. Mini neler yapıyorsun? Kalix'i de düşürdü ama cevap Zantares'ten geliyor. İki oyuncuları kaldı Space Soldiers'ın. İlk roundu kazanmayı başardılar. Space Soldiers takımı B tarafında bir boost denedi. 3 kişi o boost'u harcanınca bir an sanki site bomboş gibi oldu. Ama tabi bomba kurduktan sonra Kalix'in özellikle 3 tane headshot'ı 5'e 2 savunma haline getirdi Dark Passage'ı. Oradan tabi tutmak çok zor bombayı. Zaten beklenen bir şekilde de Space Soldiers roundu alındı ve 1-0 oldu şu an. Şimdi Dark Passage takımının ikinciye bir şey almadığını görüyoruz. Daha doğrusu armor almadılar. Sadece pistol aldılar. Büyük ihtimalle bir sonraki round full çekecekler. Onlar da bu round'dan çok fazla bir şey beklemeden silah düşürmeye çalışacaklar. Derken Connector Despe. tarafında Despe, Sasuke, Maiko ve Tuguks'u rahat bir şekilde düşürüyor. Zantares Voxi'yi düşürmüş. Mayer de gördüğünüz gibi kanaldan hemen Mini'yi düşürüp roundu getirdi. Hızlı bir round oldu aslında. Evet, yani dediğim gibi çok fazla bir beklentisi yoktu zaten DP takımının. Armor almamışlardı, force almışlardı. Şimdi almalarını bekliyorum ben ama Pas evet, geçecekler mi? alıyorlar Alıyor. şu an. Evet, aldılar. Son anda aldılar silahlarını. Space takımı ise normal bir önceki rounddaki tüm silahlarını koruyor. 3 tane SMG'leri var, 2 tane de M4'leri var. Sanırım park tarafına hızlı gelecek Extract Passage Evet, takımı. DP takımı A'ya hızlı çıktı. Connector'a yani 2 tane daha İki. oyuncu Evet. var. Park tarafında yerleştiler iki oyuncusuyla. Connector'da bayağı bir aksiyon olacak. 4 kişi var orada şu an toplam. Bombayı da bırakmışlar. Kanal tarafında B tarafını zorlayacak bir oyuncu bırakmış Extract Passage takımı. Bakalım önce hangi takım sabırsızlık gösterecek diyelim. Çünkü Connector'da 4 kişi var. Mutlaka birileri açılacak oradan. Konektör önemli ve park tarafında da o iki sinsi bekleyen X Dark Passage takımı oyuncularında ne yapacaklarını merak ediyorum. Connector'da ilk kill Sasuke'den geliyor. Despe'yi düşürmeyi başardı. Zantares de hemen tuvalet ve short tarafından, park tarafından herhangi bir oyuncu gelirse diye defansif pozisyonunu almış durumda. Şimdi hareketleniyorlar bombaya. Evet, yani yaklaşık 1 dakika Secure'le geçti. B tarafa yöneliyorlar. Tam tersi Space Soldiers takımı ise A bekliyor. Şu an 2 kişi A'dalar, 1 kişi Connector'da, 1 kişi de B'de bekliyor. Eğer B long takımından DP takımı hızlı çıkarsa site'ın kontrolünü çok rahat alabilir. Ondan sonra da bir retake izleyebiliriz. Heaven tarafından bir oyuncuları daha yerini aldığını görüyorum. Evet, B'ye Space ikilerizler Soldiers'da. şu an. Girecekler sanırım. Short'u kontrol edip gelecek bir oyuncuları var ama o Kalix'e takıldı. Tuguks'muş. Kanaldan geçiyorlar. B tarafında Sasuke orada çıkartabilecek mi diye baktım. Maiko döndüğü anda Connector'daki Zantares'i hızlı şekilde düşürmeyi başardı. Bir kişi bıraktılar. Paz. Gerçekten güzel bir round çıkarttılar Dark Passage. Ve bombayı kuracaklar. Paz tek başına. Bakalım nasıl bir savunma yapacak. Flash geliyor. Vox'in yeri çok güzel şu an. Büyük ihtimalle vuracaktır diye düşünüyorum Paz'ı. Yeri de belli oldu. Paz'ın iki keleş karşısında UMP çok zor. çok da zorlanmadı. Voxic Paz'ı düşürerek bombayı da kurdular.
Evet, durumu 2-1 yaptılar. B'ye girerken orada Maicon'un iki tane freye çok önemliydi. Çünkü hem site'ı boşalttı hem de arkadan gelen connector'dan backup'ı hızlı bir şekilde kesti. Çok çok güzel bir orada kill çıkarttı. O sonra önemliydi. Sonra zaten Voxy'in site'daki iki tane freye ile beraber round'u DP takımı almış oldu. Ama tabii bir önceki round silah çekmedikleri için, daha doğrusu tekrar yenilemedikleri için silahlarını, şu an yine space oldu. Çok rahat bir şekilde buy round'unu gösteriyor. DP takımı ise yine az önce olduğu gibi secure'lü, kontrollü, iki tane konektör, iki tane A, bir tane de B şeklinde haritaya yayılmış durumda. Zantares Park tarafından gelmiş ve orada Simon'un arkasında bir denemesi var ama Park tarafında iki tane X-Dark Passage oyuncusu olduğunu söylemem lazım. İki tane de konektör de var. Bir tane de B'ye yakın oynuyor. Bir önceki round'un biraz benzeri olduğundan bahsedebiliriz. Aynen öyle. Şimdi bir kule deneyecekler orada. Paz Mayer'den boostlanıyor. Açısı çok güzel. Gördü. Çok güzel. Tuguk'su düşürmeyi başardı. Connector'ın içerisinde Sasuke kapıyı açacak. Short tarafındaki pazı düşürmeyi başardı. Bir oyuncu daha olduğunu biliyor. Evet. Mayer. Güzel bir flash ama Mayer daha avantajlı pozisyonda. Kanaldaki oyuncuyla aynı anda çıkarlarsa Mayer'den hızlı bir trade gelebilir. Ama zorlamayacaklar sanırım. Evet, Mine short tarafından düşürdü ama tabii canları çok az Sasuke'nin Mine'nin. Kalix ilkini hemen aldı. Orada Voxic geliyor konektörden. Onu belki hazırlıksız yakalayabilir. İki oyuncu birden gelecekler ve canları çok az. Sasuke'nin 3 canı var sadece. Güzel bir flash orada. Kör edebilir Kalix'i. Voxic. Kalix'i de düşürmeyi başardı. Şu anda kanal tarafında çok iyi oyun çıkarttığını söyleyemeyiz Space Soldiers takımının. Bombsite'da da daha çok güzel oynuyorlar. Despi'yi düşürmeyi başardı ve Heaven'ın A tarafından artık geriye doğru çekiliyor evet, Zantares. Zantares tek kaldı. City tarafından gelecek. X-Tark 5 takıma çok rahat yerleşti şu an ama tabii Sasuke'nin canı çok az. Eğer Zantares ilk önce onu bulursa, ki bulamayacak gibi görünüyor. Short tarafına yerleşmiş Sasuke. Hızlı bir frag gerekiyor. Aksi takdirde evet, Maiko round'daki ikinci killini de alarak skoru 2-2'ye getirdi ve Space Soldiers takımı Eko'ya düştü. Şimdiye kadar ki sadece 4 round üzerinden konuşalım. Nasıl buldun? Bence iki takım da gayet çekişmeli evet, oynuyoruz. Evet, şu an maç güzel başladı ama DP takımının özellikle silahlı roundlarda boşlukları çok iyi kullandığını görüyoruz. Yani çok acele etmiyorlar, çok karambole girmiyorlar ama karşılıklı trade'leri çok rahat aldılar. B tarafında, short'ta ve connector tarafında özellikle oyuncuların timinglerini çok iyi yakaladılar. Tabii durum böyle olunca üst üste 2 round aldı. Short'tan açılan Zantares'li bir Space Soldiers oyuncusu Despe sanırım. Frag Grenade'le hasar aldılar. Desmen'in 70 canı kaldı. Yine Connector 2, Park 2 ve B1 oynuyor. Yani çok klasik takımı. Bir secure yapıyor Dark Passage ama işte yaptığını söylemek lazım. Çok az düşüyorlar, hata yapmıyorlar. Space Soldiers takım şu an A tarafına açıldı sanırım. Park'a geldiler. Evet. Deagle ile çok tehlikeli olabilir. Ama orada 2 tane. Hatta şimdi bir oyuncu daha gelecek. 3 tane oyuncuları Sasuke var. Sasuke onu yakalayacaktır diye düşünüyorum. Zantares'i evet. 54 canını bıraktı ama Zantares'i düşürmeyi başardılar. A'dan B'ye doğru bir... Yani şu an B bekliyor Space Soldiers oyuncuları. Yani iki tane oyuncu boost yapıyor. Despe orada. Diğer oyuncu da orada. Dört dediler şu an B'yi. Tam tersi evet. DP de B'ye yaklaşıyor şu an. Sence A'dan info almak için çok mu geç? Bence geç değil. Hatta gitmeleri lazımdı. Çünkü orada Zantres'i vurdular ama şimdi tam tersi B'ye gidiyorlar. Orada sıkışabilirler. Gerçi USB'ler var belki. Yakın mesafede çok da sıkıntı çıkmayabilir. Despe ayaklarını önce görüyor. Orada Sasuke'nin Voxic'le beraber düşünmeyi başardı. Çok zamanlama çok güzel. X-Dark Passage takımı şu anda bu round'u da çok güzel çıkarttı. Yani tabii ki pistoldeler evet, ama. Kanal içerisinde sıkışacaklardı aslında. Ama Tuğuks'un konektörden çok güzel timingiyle beraber oyuncuları hazırlıksız yakaladı. Ve 3 tane free çıkardıktan sonra zaten iş çok da zor olmadı. Şimdi DP takımı öne de geçti. 3-2 oldu. Space Soldiers yine silahlarını alabiliyor bu round'u ama AWP çekemediler. Armaları light. Çok da iyi olduklarını söyleyemeyiz bu round için ama bakalım DP takım nasıl oynamaya devam edecek. Şimdi hızlı bir A çıkışlarını hızlı görüyorum. A gelebilir ve short'tan açılan iki tane Space Soldiers oyuncusu var. Bir tane connector'a girdiler. Long'a doğru yönelmiş iki oyuncuları var. Hatta üçleyecekler. Exact evet. Passage. Long'dan hızlı bir oyun görüyoruz DP 4. takımından. Bir kişi connector'da kontrol ediyor. Diğer kişi de üst park'tan girden biraz daha kontrollü bir şekilde. DP takımı long'dan yerleşecek gibi görünüyor. Şu an açıları çok iyi çünkü. Yerleştiler ve long tarafında sadece bir Space Soldiers oyuncusu var. Sanırım o gördü. İnfoyu ve infoyu aldılar evet. Hemen connector tarafında geliyorlar. Şu anda gözüm connector'da, o ilk kill kimden çıkacak diye bakıyorum. Connector tuşlarsa geri dönebilirler. Yalnız Simon içerisinde Despe'nin güzel bir denemesiyle Sasuke'yi yakalamayı başardı. Mini Mayer'i düşürmeyi başarıyor. Paz Despe ile birlikte Simon içerisinde o kadar çok iş yaptılar ki
Pas zantaresi vurmuş. Takım arkadaşını düşürmeyi başarmış. Tuguks tek başına şorttan geliyor. 48 canı var. Ya UMP'si var. Ölecektir. Çok fazla hasar veremeden diye düşünüyorum. Evet. Tuguks çıktı gibi de Kalix. Onu düşürmeyi başardı. Durum eşitlik. Başka takımlara da böyle oynamalarını dilerdik şimdiye kadar. İkisi de başarılı temsilcilerimizin. Evet, skor dengeye geldi. Burada Space Holics takımının long tarafının özellikle iyi savunduğunu gördük. Aslında DP takımı geri dönebilirdi. Bence zamanları vardı ama smoke içerisinden zorlamayı tercih ettiler. Öyle olunca. Hemen ilk oyuncuları da smoke içerisinden düşünce. Aynen öyle. Bir kalmak zorunda kaldılar sanırım. Geri dönemediler. Bakalım şimdiki taktikleri ne olacak? Şimdi 2B'ye hızlı secure yapacaklar sanırım. Evet, yerleşti oraya Voxic. 3 kişi daha tarafındalar. Space Holics takımı da Zantares'te mid tarafında biraz agresif oynadığını görüyoruz ama bu açı tabii çok bilinen bir açı. Şu an oraya yakmaya çalıştı. Gerçi yakamadı sanırım. Smoke'un içinde patladı. 89 canı kaldı Zantares'in. Park tarafında iki oyuncuları yerleşmişti Extract Passage takımının ve geri çekiliyorlar şu anda. Tabii bu oyunu çok Navi takımında görüyoruz, Terror tarafında. Onlar da buraya çok yavaş oynuyorlar böyle. Piksel piksel açı açı her pozisyona bakarak çıkıyorlar. Şu an Dark Passage için de onu yaptığını görüyoruz. Bence yani iyi de bir taktik. Bu da bir oynayış tarzı burada. Çünkü çok geniş bir harita. Her açıya dikkatle bakmak her zaman avantaj. Şimdi onlar da gördüğüm kadarıyla B tarafına yöneldiler. Bir kişi connector'da, bir kişi A'da kaldı. Tabii şimdiye kadar alınan 3 roundun neredeyse hepsi B'den alındığı için DP takımının yine B'ye yönelmesi oldukça mantıklı. 3B çok yakın şu anda. Kanalların içerisinde oynayacaklar ama Mayer Mini'yi düşürmeyi başardı. Connector'dan geldi Sasuke. Sasuke! Kalix de Mayer'i düşürmeyi başardı ve B'ye çok hızlı bir oyun yapabilirler. A'dan hemen Heaven tarafından dönmesi lazım Space Soldiers takımında ama 3 kişiler. Exact Passage 4 kişi bombayı da kuracaklar sanırım. Çok zaman sanırım. Kaybettiler ama girerken site'a. 35 saniye var ve bombayı kurmamışlar. Bu biraz onlara büyük bir sıkıntı olabilir. Hala kurmamışlar. Oyuncu şimdi düşürmeleri kuracaklar lazım. Desve'yi izliyoruz. Heaven tarafına herhangi bir oyuncu gelmeyecek. Bombayı kurdular. Sasuke. Short tarafından gelecek. Zantares. Zantares'in yeri güzel. Çıktığı gibi orada iki oyuncuyu gelebilir. Despe hemen short'u da kontrol ediyor. Maiko'yu düşürmeyi başardı. Oyalamaları lazım. Despe Sasuke'yi de düşürmüş. Kanal tarafında bir oyuncu, iki oyuncu daha düşürünce hızlı bir şekilde Tuguks'la Voxic'le düşünce round bu sefer Space Soldiers takımına geldi. Biraz vakit mi kaybettiler? Kesinlikle yani Sasuke çok güzel iki kişiyi düşürdü. Onlar sanırım daha fazla kişinin olmasını bekliyorlardı. Çünkü iki kişi de shortta açılınca dediler herhalde site'de de mutlaka biri vardır. Onu olduğunu düşünerek sürekli flash attılar, smoke attılar, bomba attılar. Bu bayağı yavaşlattı. Yani neredeyse 15-20 saniye kaybettiler. Tabii alt tarafından da rotasyon hızlı bir şekilde gelince çok daha rahat alabilecekti. Round zora girdi ve kaybetti tabii DP takımı. Şimdi 4-3 oldu skor. Despe hızlı bir şekilde midden pikleyecek. Connector ve Park tarafından çıkarlarsa orada AWP'siyle bekliyordu. Evet, infoyu aldılar. Despe de büyük ihtimalle geri kaçacaktır hemen. Hemen B'den de gördüğün gibi oyuncu rotasyonları gelmeye başladı. Connector'a bir oyuncularını soktular. Heaven ve Bombsite, A Bombsite'a yakında iki oyuncuları var. Short'u iki şu anda. Evet, DP takımı A'ya şu an üst park tarafına... Çok güzel. Santeres bir kill çıkardı aradan Connector'dan. Şu an A tarafına yerleşti. DP takımı yavaş yavaş long tarafına çıkıyor yine. Long'u yakın almadığını görüyoruz Space Soldiers'ın. Ama şu an Zandres'in yeri çok iyi. Eğer arkalarsa büyük bir info avantajı olacak. Yani pas sadece Long'dan gelen 4 oyuncuyu bir anda bile görebilir. Şimdi bir tanesi tuvalete doğru yollandı. B'de 2 kişiler. Zantares şu an çıktı T-Base'de ve yavaş yavaş arkalamaya başladı. Bakalım yetişebilecek mi ona? Çok vakitleri yok. Ama o B şu an kararsız, hangisine baksam, B'ye mi gitsem, A'dan mı gitsem diyor. Hala info yok çünkü Long'dan gelmedi info. Short tarafında çok yakın oyuncular birbirlerine. Evet, bir tanesi... tuvaletin içerisinde, evet. Biri dışında. İlk kill kimden gelecek diye bakıyorum. Paz! Elinde molotofu attığında Tuguks hızlı bir şekilde kill'i çıkartmayı başardı. Şimdi A'ya doğru girecekler ama Zantares tuvaletten geliyor. Tuguks ve Voxy'yi düşürdü. Cevap Maiko'dan geliyor. İki kişi kaldılar. Space Soldiers takımı 3 kişi defans yapmaya çalışacak A'da. Smoke'lar açılacak ama Kalix o kadar güzel bir zamanlama ve yerdeydi ki. Mini'yi düşürmeyi başardı. Despe'de AWP'siyle. Maiko'yu düşürünce round'u takımına getirmeyi başardılar. Durum 5-3. İkisi de bizim takımımız. İkisi de temsilcimiz gururla yani. Keyifle izliyoruz. Şu anda ne bileyim bunlar yani rüya gibi bir şey şu anda benim için. ESL liginde mücadele ediyoruz ve iki Türk takımımız, iki temsilcimiz güzel de oyun çıkartıyorlar. Kaliteli oyun oluyor. Yani bir takımın böyle önündeki adamı 30 mermide falan vurduğunu görmüyoruz. Çok kaliteli flashlar, çok kaliteli timingler yapılıyor. İki takımdan da geliyor. Aynen öyle. Şimdi bir pause geldi. Bu DP takımından olabilir. Çünkü Eko'ya düştüler diye tahmin ediyorum. Şimdi az önceki round'ı biraz konuşmak gerekirse orada fark yaratan olay Zantares'in Connector'daki Frey'e oldu. Normalde
Connected'daki Dark Passage oyuncusu büyük ihtimalle bir flanki kesecekti. Bir kontrol edecekti orayı ama birebir kombata girip Zantares ölünce Zantares hem tüm avantajı aldı, sonrasında da TB'ye kadar gidip bütün infoya sahip oldu. Ondan sonra zaten arkaladıktan sonra, infoyu aldıktan sonra da Space Wolves takım bir anda rotasyonu yapabildi. Bu tarz ufak ayrıntılar büyük ihtimalle maçı kazandıracak hareketler olacak. Şimdilik bunları daha çok Space Wolves'in yaptığını söyleyebiliriz. Çünkü maçın başında DP biraz yaptı. 3 round üst üste aldı özellikle B tarafında ama Space Soldiers ona şu an çözüm bulmuş gibi görünüyor. Artık o hatalara izin vermiyor, o timinglere izin vermiyor. Ve üst üste aldığı roundlarla rakibini de Eko'ya düşürdü. A tarafında smoke'larla beraber CT tarafındakileri geriye yaslamalarını hala görmedik. Evet, hala görmedik. A savunması benim sürekli ilgimi çekecek ve sürekli dikkat edeceğim ilk şeylerden bir tanesi ya olacak. Çünkü şöyle, bu haritada A hücumunu yapabilirseniz düzgün maçı kazanırsınız. Çünkü B'ye herkes gidiyor bir şekilde. Yani bombayı kuruyorsun, yerleşiyorsun ama eğer bunu A tarafında yapabilirsen savunma takımı çok rahatsız ediyorsun ve savunma takımı bu sefer B'yi üçleyemiyor. B'yi üçleyemediği için A'ya daha yakın oynamaya başlıyor. Bu sefer B daha çok boşalıyor. O yüzden burada A hücumunu iyi yapan takım her zaman yenmek için avantajlıdır. Evet, bakalım şimdi B'ye doğru yollandıklarını görüyorum. Extra Passage takımının sanırım evet. 4 kişi birden kanallardan da geçecek. Şu an short'a gidiyorlar. Girecekler mi? Evet, Kalix onları kanalın içerisinden Maiko'yu bulmayı başarmış. Short'tan gelen bir oyuncuları vardı ama Molotov'la yavaşlayacak. Ve Paz da Heaven'dan rahat bir şekilde defansını yapacak. Tuguk. Güzel Tuguk, Mayeric yakından short'ta çok güzel düşünmeyi başardı. Connector'da bir oyuncu bırakmışlar. Arkalarını kontrol ediyorlar ama Despe'nin AWP açısı gerçekten güzel. Hala giremediler. O kadar çok molotof ve bomba geldi ki. Ama zamanları var hala. Bekleyeceklerdir onlar bitene kadar. Hatta A'ya bile dönebilirler isteseler. Sanırım pistollerin avantajını kullanmak için B'de yine kalmaya tercih edecek DP takımı. Mayer'i zaten dediğin gibi yakın mesafeden pistolle düşürmeyi başardılar. Bakalım bir tane daha kill çıkartabilecekler mi ama sanırım bombayla beraber bir oyuncularının park evet. tarafına yollandığını görüyorlar. Sasuke'ye bıraktılar short tarafında. Bir arkalayıcı olarak. Arkadan gelen rotasyonu kesmek için. Dediğim gibi zaman çok. Daha bir dakikaları var. Zantres'in de gerçi hani silahı ve pozisyonu öyleyken oradan çok adam geçeceğini düşünmüyorum. Vazgeçiyorlar sanırım. B'ye tekrar yollanacaklar. 38 saniye. Genelde 30 saniye civarı smoke'lar, flash'lar atılıp site'e girdiklerini biliyoruz ama Kalix long tarafından eksiltmeye devam ediyor. Evet, kanal içerisinde Voxic üzerine de Tugux'u yakaladı. İki kişi kaldılar. Herhangi bir trade gelecek mi diye bakıyorum. Artık çok zor. Evet. Aslında Kalix güzel bir orada 4 tane kill çıkardı. Esinlenebilir mi diye bakıyoruz. Sasuke çıkacaktır şu an smoke'tan sonra. Sasuke Kalix'i düşürdü. Üzerine pozu düşürüyor. Güzel oyun Sasuke'den. Çok ama Despe cevabını vermeyi başardı. Round'u yine Space Soldiers'a getiriyor. 6-3. Ne kadar güzel oyunlar. Evet, Kalix orada long tarafını çok sakin, çok kontrollü şekilde tuttu. Yani neredeyse hasar bile almamıştı. Tabi bu da Dark Passage takımının bayağı bir sıkıntılı. Oyuncularımızın aimlerine ne diyorsun? Çok kaliteli. Yani her oyuncu çıkıp iki mermi atıyor neredeyse. Pistoller dahil olmak üzere. Böyle olunca maçtaki vuruşlar oldukça iyi. Dediğim gibi bir oyuncu çıkıp 30 mermi basmıyor. B'ye çok hızlı bir oyun yapıyorlar. B'de sadece bir kişi var. Evet. Hızlı girerlerse çok tehlikeli olabilir ama iki long, iki tane, bir park, bir de connector tarafında Despe'yi görüyorum. Girebilirler B'ye ama şu anda tabii infoları yok. Evet, tam tersi. A tarafından şu an pikledi Space Wolves ve hızlı bir şekilde B'ye dönüyor. Görüyorsun orada infoyu evet. aldılar büyük ihtimalle. Short'tan giriyorlar Voxic'le birlikte. Ama yetişemeyecekler. Kalix'i düşürmeyi başarlar. Heaven tarafında da smoke var. Başları dertli Space Soldiers'ın, eğer bombayı hızlı kurabilirlerse Zantares yakında Voxic'i düşürmeyi başardı. Hemen Heaven'ın altında bombayı kurdular. Güzel bir bomba orada. Zantares 29 kaldı. Çok güzel bir frag grenade geldi. Maiko hemen duvarın arkasında. Paz da arkadan toplamaya devam ediyor. Mini'yi düşürmeyi başarmış. Despe de Tuguks'u düşürüyor. Sasuke ile Maiko birer kill çıkarttı. Sanırım Sasuke iki canı var ve tek başına evet, duvarın arkasında yeri. Evet. Paz da gelip Sasuke'yi düşürüyor. Ve bombayı çözecekler. Bu round da 7-3 oldu ama yine Extra Passage takımımızın güzel bir denemesini gördük. Space Soldiers takımımızın da güzel bir defansını izledik. Aynen öyle. Yani aslında çok rahat bombayı kurdular ama tabi burada iş bitmiyor. Önemli bir şey site tutmak. Orada çok yavaş yavaş tek tek adamları bularak Space Soldiers bayağı güzel geldi ve bombayı da çözdü. Skorda 7-3 olmuş oldu. Yani DP takımının B tarafındaki ısrarı hep sonuç veriyor dikkat edersen. Sürekli bomba kuruyorlar, round alıyorlar. Şimdi yine B'ye yöneleceklerdir diye ben tahmin ediyorum. Ama hayır, bir kişi gitti, 4 kişi A'ya geldi. Evet, klasik hareket savunmalarını yapacaklar. Daha doğrusu hücum başlangıçlarını yapacaklar. 3 kişi A tarafından çıktı, bir kişi connector'da, bir kişi de B tarafında.
Space Soldiers takımında çok agresif oynamadığını görüyoruz. Long tarafından Despi AWP tutuyor. Bek işte banana tarafından infolu şekilde almaya çalışıyor. Şimdi onlar güzel bir shot yaklaşması yaptı ama bu ses tabii iyi olmadı, pazın çıkardı. Connector tarafında Mayer'le birlikte pas. Extract Passage oyuncularını bekleyecekler. Ama onlar Park tarafından ilerlemeye devam edecekler ve short'a açılacak bir oyuncuları daha var. Long tarafında Zantares'i ve takım arkadaşıyla birlikte defans yaptığını görüyoruz. Herhangi bir long'a yönlenen Extract Passage oyuncusu yok. Short'tan çıktılar. Tuvalet tarafını kontrol ediyorlar ve sanırım takım arkadaşlarını çağırabilirler ama kıyamet Connector'da kopmak üzere. Evet, orada iki kişi var Connector'da. Evet. Minimizler. Tugux Mayer'i düşünmeyi başardı Connector'da. İkinci kill gelir mi diye bakıyorum. Kapının arkasını taradı. Tuvaletten çıkan oyuncuyu da düşürürse çok tehlikeli. 7 canı kaldı Tugux'un. Voxy hızlı bir şekilde trade'ini alıyor ve Zantares'i de düşürmeyi başardı. Şimdi 3'e 4'ler. Atek ve çok kötü bir yerde duruyor. Çok kötü yakalandı elinde bombayla. Bu bayağı kötü oldu ama Tugux onu düşürmeyi başardı. Hemen trade geldi. Bakalım Haven tarafından yardıma gelen Paz'ı izliyoruz. Bulabilecekler mi onu? Smoke'un arkasında dikkatli bir şekilde bekliyor. Çok yakın Tugux. Tugux'un yine çok güzel şu an. Round aldıracak hareket olabilir o. Flash geliyor. Flash arkasına dönmedi. Çok iyi dikkat etti. Tugux'u düşürüyor. Üzerine Sasuke'yi düşürdü. Burada Paz'ın çok güzel bir oyun olduğundan bahsedebiliriz. Tek başına bıraktılar Voxy'yi. İşi çok zor. Kalix'le birlikte. Kalix çıkıp Voxy'yi düşürmeyi başarınca bombayı da diffuse ediyorlar. Orada Paz'ın Smoke'un içerisinden flash'ı atıp hemen ilk oyuncuyu sonra ikinci oyuncuyu düşürmesi herhalde round'u getiren tabii hareketler. Tabii orada yani Tugux'un arkasının daha dönmemesi flash'a biraz garip oldu. Çünkü yani o mesafeden sesini duyarsınız flash atıldığında. Pop da olsa en azından yarım dönersiniz. Öyle olmayınca pas çıktı. Zaten Tugux'u vurduktan sonra Tugux anlamadı nereden onu vurduğunu. İkinci oyuncu da tabii hazırlıksız yakalandı böyle info olmayınca. Ve Paz'ın yani tabii becerisinde bunu eklemek lazım. Farklı iki açıdaki iki oyuncu neredeyse iki saniye içerisinde vurdu. Çok güzel. Bugün gerçekten iki takımımızın da eğimleri, oyunları çok güzel. Connector 2, Park 2 ve B 1 olarak görüyorum. Extract evet. Passage takımını. D'de bir boost deniyorlar. Bu ilk eli attıkları boost sanırım. Yine 3 kişi orada boostladılar. Bu tabii short'u hazırlıksız yakalamak için iyi ama 3 kişiyi oraya harcıyorsunuz. Bunun da böyle bir dezavantajı var. Zaten hemen bozdular bir süre sonra rush gelmeyince. Tugux. Orada birbirlerine çok yakınlar. Duvar arkasında graffiti tarafındalar. Onlar da bir boost deniyorlar. Onlar da bakacaklar Sasuke ile birlikte Tugux. Evet, gördüler oyuncuları. Paz'ı düşürmeyi başarabilecek mi? Güzel deneme. Paz'ın da 16 canını bıraktı. Şimdi Park tarafındaki bomba da geri dönüyor. Sanırım B'ye oyun yapacaklar. Maşort tarafından girmeleri zor. Çünkü Space Soldiers takımı açıları kapatmış. Evet, Toxic tarafında iki oyuncu var. Mayer ve Kalik sanırım. Giriyorlar bombsite'a. Mayer mini düşürmeyi başardı kanal tarafından gelen. Voxic biraz geri çekilmeye çalışıyor. Voxic'i düşürebilecek mi? Hayır. Voxic trade aldı. Şimdi Kalix Voxic'i düşürüyor. Güzel defans yapmaları lazım Sasuke. Oh, pas Tugux'u düşürmüş. Haven tarafında Sasuke Despi çok güzel İnanılmaz düşürdü. Dönüp bir de Paz'ı düşürebilir miydi diye bakıyorum. Şimdi bir kişi kaldılar. Maiko'nun eline bakıyor bu round. Paz'ı düşürebilecek mi? 30 saniyeleri var. Bomba yerde. Maiko önce bombaya doğru gidecek. Bombanın burada düştüğünü biliyorlar. Biliyorlar ama tabii almış da olabilir. Paz şu an bekleyemez. Hep B'ye gelecekler 20 diye. 20 saniye acele etmen lazım Paz. Şu anda avantaj sende. Çünkü özür dilerim Paz diyorum Maiko. Avantaj sende. Paz'ın 16 canı var. Evet. Kanal tarafından gelecek. Burada eğer timing yemezse Maiko alacaktır diye düşünüyorum. Çünkü 10 saniye. Evet, ama sesi duyuyor. Çıkacak bastı mı diye bakıyorum. Biraz talihsiz bir açıdan. Evet. Round'u getirebilirdi Extract Passage ama Paz Maiko'yu düşününce bombayı da kurdurtmadı. Evet, direkt basınca bombaya tabii süresi de kalmamıştı. Paz'ın işi çok kolay oldu. Yoksa eğer bir fake atsaydı birkaç saniye belki Paz'ın orada olabileceğini varsayarak vurabilirdi diye düşünüyorum. Böylece skor 9-3 oldu. Yani Sasuke'nin o headshot'ına yazık oldu gerçekten yalnız. Çok güzel oynadı Sasuke'de. Çok güzeldi oradaki headshot'ı. İki takımımızın oyuncularına tek tek ellerine sağlık. Çok güzel maç çıkartıyorlar. İki takımımız da aslında bakarsan çok güzel oynuyorlar. Bu arada güzel bir frag grenade ve Tugux'un 72 canı kaldı. Connector'da da mini izliyoruz. Connector hızlı çıkıyor şu an. Short'un, short ve tuvalet kontrolünü alacaklar. Zantares iki oyuncuyu düşürmeyi başardı ama Maiko Zantares'i düşürüyor. Long tarafında tuvalete yakın bir oyuncuları var. Paz Voxy'yi düşürmeyi başarmış. A'da iki defans, B'de hala bir kişi bırakıyor Space Soldiers. Short tarafında da Maiko ile Tugux'u düşürünce round yine Space Soldiers'a geldi. Temsilcimiz. Temsilcilerimiz derdi. Temsilcimiz. 14. round'a girerken durum 10-3. Evet, yani son roundlarda özellikle Paz'ın ve Kalix'in frag'leri ön plana çıkmaya başladı. 3-3'ten şu an 7-3'e gelmiş durumda.
DP takımının taktik anlamda çözüm üretmekte zorlandığını görüyoruz. B'ye gittikleri roundlarda bombaları kursalar dahi devamını getiremediler. Tabii round getiremeyince hiçbir anlamı olmuyor. Ekonomik avantaj bir yere kadar. Önemli olan tabii skorları çıkarmak. Space Soldiers'ın 10-50 maçı kazanmak açısından çok önemli bu arada. Yine park tarafında smoke'lar ve frag grenade'ler geldi. Tumut'un 86, Maiko'nun 49 canı kalmış. Paz'ı da düşürebilecekler mi diye bakıyorum. Paz'dan güzel bir deneme ve Tuguks'u düşürmeyi başardı ama kendisinin de 16 canı kaldığını hatırlatayım. B tarafında bir oyuncuları var. Şimdi 3 kişi birden parka doğru girecekler. Zantares Sasuke'yi düşürmeyi başardı. Voxic ikinci kill gelir mi diye bakıyorum. Sumo'nun arkasından galiba Long'dan onlar geri çekilecekler. Evet, kaçtı şu an. Despe'nin yeri o kadar güzel ki. Evet, Despe'yi şu an beklemiyorlar. Ama tabii Min'in de B'ye sızdığını söylemek lazım. Eğer Despe yakalanmadan, ki yakalanmayacaklar diye düşünüyorum. Şu an hızlı şekilde gidiyorlar. Bombayı kuracaklar. Hızlı ama çıkıyor Despe. Despe şu an ateş etmiyordur diye tahmin ediyorum ben. En azından yaklaşacaktır, mesafeyi azaltacaktır. Çok güzel açıdaydı ama Paz Min'i düşürdü. Kaldı. Evet. Onu da Despe vuracaktır çünkü Voxic'i beklemiyor. Voxic onu beklemiyor daha doğrusu. Heaven'da ve Heaven'ın altında birer oyuncuları var. Ama Voxic, şu an timing oldu ve sızdı Voxic. Çok ilginç bir oyun oluyor şu anda. Tabii Paz da çok kontrollü orada. Çok hızlı düşürecektir Voxic'i. Ve şu an Paz'ın çok net bir şekilde fark yarattığını söylemek lazım. Ramp'taki en önemli killleri çıkartıyor. 14. ramp tamamlanırken 21'i buldu. Ve bunu AWP'de de yapmadı. Onu da hatırlatmakta fayda var. Yakın mesafeden otomatik silahlarıyla. Dediğim gibi son 2-3 ramptur. İkişer, üçer vuruyor en az. Bu Space Soldiers'ın işini çok kolaylaştırıyor. Evet, iki takımımız da şu ana kadar sadece X-Dark Passage takımımızın T-Side'da çok fazla çözüm üretemediğini söyleyebiliriz. B'yi deniyorlar, A'yı deniyorlar. Bazen bombaları kurabildiler ama yine de güzel bir defans yaptı Space Soldiers. Bakalım ikinci yarıda side'lar değiştiğinde iki takımımız da nasıl oynayacaklar, onlar da önemli. Bu 3 round tabii ki T-Side'da yetmeyecek. Kesinlikle yetmeyecek. Yani Overpass bir CT haritası okeydir ama yenmek için daha çok round almak lazım. Graffiti tarafında Despe Connector'dan agresif oynadı bu arada. Ben de bakıyorum nereden düşürmüş. Arkadan dolaşıyor Mini. Çok hızlı trade'ler geldi. Bakalım son round biraz daha kızgın geçebilir ama evet, Tuguks da birazdan düştüğünde İlk yarıyı kapatacağız. Space Soldiers takımın büyük ihtimalle 12-3 olarak bitirecek ilk yarıyı. Güzel bir frag geldi. Zantares'in de çok az canı var. Eğer onu da yakalayabilirse bir şansı olabilir çünkü çok daha zamanı var henüz. Henüz bir dakika var. Tuguks B-Side'de bombaya doğru yönelebilir ama Zantares onu tam bombun üzerinde bekleyecek. Evet, bomba da tabii site ortasına düştüğünü söylemek lazım. Yani çıkabilecek yer ya B-Shot olacak ya B-Long. Tabii Despe açısı da çok iyi. Evet, hızlı bir şekilde yakalayabilir. Şu an shoulder atıyor ama Despe üçüncüyü bekledi ve üçüncüyü bekleyince free'ye çıkardı. Skor da 12-3 ile ilk yarı tamamlanmış oldu. Belki de ikinci yarıya da hızlı bir şekilde gireceğiz. Şimdi şundan bahsetmiştin, CT haritası, CT ağırlıklı bir harita olduğundan bahsetmiştin. Evet. Ve T-Side'da da 3 roundun yetmeyeceğinde. Kesinlikle, yani City-Sided olarak söyleyebileceğimiz bir map okey. Ama 12 round da çok fazla. Şu anlama çok fazla. Çünkü şu an Space Hulk takımı ilk roundu alırsa maç bitecek zaten neredeyse. Bir anda 15'i bulabilirler. Böyle olunca buradan çevrilmez maç. DP takımının çok ekstra savunma yapması gerekiyor. Yani her round en az 3'er kişi yaşayarak falan, ki ekonomiyi de sağlam tutması lazım. Şimdi ikinci yarıya hemen geçtik. DP takımının 2B hatta 3B 2A gittiğini görüyoruz. Space Force takımı ise direkt A çıktı ama bomba B tarafında bekliyor. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Hızlı bir şekilde mid gösterdiler. Buradan B'ye dönebilir diye düşünüyorum Space Force takımı. Park'tan geçtiler 3 oyuncuyla birlikte. Şu an Connector'a iniyorlar. Evet. Ve Connector'dan geçecekler. Bomba da kanal tarafından çok yakın B site'a. Heaven'ı kapatan bir smoke geldi. A noktadan açılması çok kötü oldu X-Dark Passage takımında. Çok ters bir şekilde yakalanabilirler ve hızlı şekilde trade'ler geliyor. KX Tuguks'u düşürmüş. Mayer Mini'yi düşürüyor. Mayer'den çok güzel frag'ler. Çok hızlı geldi orada. Bombayı kurabilecekler mi diye bakıyorum. Evet, yeterli vakitleri var. Ve sadece 2 kişi var X-Dark Passage'da savunma yapabilmek için. Bombayı da kurdular. Heaven tarafından Sasuke'nin işi çok zor. Orada Smoke'un arkasında biraz vakit kaybetti. Sasuke güzel. Sasuke tek. Çok güzel. Bugün tekleri güzel atıyor ve Mayer'i düşürmeyi başardı. Kalix de kanal tarafından gelip Voxic'i arayacaklar. Sasuke. Tabii, Sasuke'de kit var. O yüzden bunun avantajını kullanacaklar. Short'tan gelecek. Gördü onu. Açılması lazım. Faza. Direkt oturacak.
Ama tabii Voxic öldü. Kanal tarafından çok güzel. Sasuke pazı da düşünmeyi başardı. Ama zaman yok. Kanal tarafına Despi'yi de düşürüyor. Sasuke neler yapıyorsun? Kalix'i de düşürüyor ama. Zaman yok. Bomba kurulmuştu. Bomba patlayacak ve Round Space Soldiers'a geliyor. Sasuke bugün performansını, yani en azından aim'ini ben çok beğendim. Evet, yani zaten şu an skora baktığımızda da neredeyse takım arkadaşının iki katı frag yapmış durumda. Orada belki Kid Voxic'de olsaydı ve Sasuke onu koruyan adam olsaydı bence çok daha iyi olabilirdi. Çünkü Sasuke arada kaldı, yani çatışsam mı çözsem mi derken Voxic öldükten sonra daha 3 kişiyi vurdu ama artık çok geçti. Yani tabi burada DP takımının biraz daha yardımcı olması lazım Sasuke'nin performansına. İki takımdan da güzel oyunlar geliyor ama Space Soldiers takımının. Evet, DP forceladı. Ya, ve B ağırlıklı bir oyun bekliyor. 4 kişi B'deler. Çok ters yakalanabilir. Tam tersi, Space Soldiers'a full A long koşuyor ve koşuyor. Çok rahat bir şekilde side'a girecekler, bombayı kuracaklar. DP takımının ben geri bile gelmemesini bekliyorum. Bütün silahlarını save'leyebilirler. Bildiğin koşuyorlar ama Heaven'ın tarafındaki merdivenden gelebilen Mayer, Maiko'yu düşürmeyi başarmış. Tugut cevabını veriyor. Evet, şu an çok gitmenin manası yok aslında ama bakalım ne yapacak DP takımı. Onlar da dediğim gibi seviliyorlar zaten. Yani bir şans denediler silahlarının da olmamasının verdiği bir tedirginlikle. Base tek yaptılar, tek kişi ağda kaldı ama tutmadı. Çok rahat bir şekilde Space Soldiers A-Long koşunca haberleri bile olmadan bombayı da korudu Space Soldiers takımı. Skor 14-3'e geliyor. Yani üst üste Space Soldiers'ın aldığı kaçıncı round oldu sayamadım ben. Sanırım 10 round'tur üst üste kazanıyor. Şimdi 11. round'a gidiyorlar. 3-3'ten biri. Tabii böyle bir seri yakalarsanız maçı kazanmak çok kolay oluyor. Çünkü bu 2 round sonra eğer maç tamamlanıyor olursa yani DP takımı için biraz üzücü bir gece olacak diyebilirim. Çünkü çok daha biz başa baş oynamasını bekliyoruz. Aslında sadece tökezledikleri yer, belki de denemeleri, yaptıkları site seçimlerinde biraz şanssız oldular. Tabi bu da info gerektiriyor. Info işte daha iyi takım oyunu gerektiriyor derken bu zaten kar topu gibi büyüyor. Aynen öyle. Aim'lerinin iki takımda en azından bütün taktikleri dışarıda bırakırsak iki takımda aim'lerinin bu gece gerçekten güzel olduğunu söyleyebiliriz. Connector tarafında Kıyamet çıkabilir. Evet. Kalix de Zantares. A tarafından iki frag çıkardı. Space Solus takım ve A'ya hızlı bir şekilde gireceklerdir. Extract Blast takımı rotasyon yapıyor ama yapmayabilir. Çünkü yine A site'ın kontrolü gitmek üzere. En azından ellerindeki UMP falan saklamayı düşünebilir Sasuke. Merdiven tarafından A'ya savunacak bir oyuncu geliyor. Extract Blast'ta B'de bir oyuncuları var ve arkadan dolaşan kanaldan çıkıp T-Side'ın oradan dolaşacak da bir oyuncuları var. Save'lemek gibi bir şey olabilir bu. Yani Maiko'nun dışındaki oyuncuların save'lemesi mantıklı olabilir ama bakalım ne yapacaklar. Yakaladılar Sasuke'yi. Sasuke'yi de yakaladılar. Skor 15-3'e doğru son sürat gidiyor. Connector'dan yani, gele helal bir oyuncu yok. Dediğim gibi 12-3'ten sonra maçı tutmak çok zor. Space Soldiers direkt o ilk roundu aldıktan sonra üzerine ikinci, üçüncü roundları da tamamlıyor şu an ve 15'i buluyor. Tabi 15'ten sonra da geri dönmek neredeyse imkansıza tabii yakın yani. O yüzden Space Soldiers'ın özellikle Paz'ın, Zantares'in ve Kalix'in iyi performansıyla. Evet, belki de bu büyük derbinin son rounduna giriyoruz. İkinci yarının dördüncü roundundayız. Eğer Space Soldiers takımı bu roundu da kazanırsa artık gecenin galibi onlar olacak. Ve sonrasında yine Space Soldiers'ın iGame ile bir maçı var. O da Overpass'te. Onlara evet, da şimdiden bir sonraki maçlar için başarılar dileyelim. Ve biz burada olacağız, sunuyor olacağız size yine ESL Türkiye stüdyolarından. Kısa bir aradan sonra yine birlikte olacağız. Onu da tekrar hatırlatayım. Park tarafında 3 oyuncular yakın. Evet, DP takımı 3B yaptı. 2 tane de short tarafında yakın oynuyor ama M4'leri var, AWP'leri yok. Sadece mini dekit olduğunu görüyorum. Oldukça düşük bir silah roundu burada onlar için diyebiliriz. Space Soldiers'a şu an infall oynamaya çalışıyor. 2 tane UMP'leri var. Tabii uzak mesafede sıkıntı çıkaracağı için olabildiğince infoyu alıp yakınlaşmaya çalışıyorlar. Şimdi A tarafa doğru toplanıyorlar. Güzel bir dash. Çıkabilir. Evet, Zantares Sasuke'yi düşürmeyi başardı tuvaletin içerisinde. Long'a doğru yönelecekler iki oyuncularıyla birlikte. Park tarafından da iki oyuncuları bombayla birlikte gelmeye ve onları asitlemeye çalışacak. A3 dediler tabi.
DP takımı. Onlar da yerlerini aldı. Voxic güzel açıda eğer çıkarsa birçok tip top gelir. Önce Destiny'yi düşürmeyi başardı üzerine. Pas. Bir de Zantares'i düşürüyor. Cevap geç de olsa Mayer'den geldi. İki kişi kaldılar. İşleri zor. Space Soldiers'ın Exact Passage takımı. Üç kişi birden A site'ı savunmaya devam edecekler. Bomba Long'da. A Short ve Tuvalet tarafında da bir oyuncuları var. Mayer gördüğünüz gibi Long tarafından bombayı taşıyor. Hızlı bir şekilde geri dönüyor. Orada yalnız yani Voxic'e yardım edilen mükemmel bir flash vardı. O 4 oyuncunun 3'ünü kör etti. Zaten 3'ünü de Voxic çok güzel vurdu. Hatta 4. bile vurabilirdi ama yine çok güzel hareketler seyrettik orada. Şimdi bombayı bıraktı. Kill alması long lazım. Long tarafına evet biraz hem info alıp hem de kill çıkarmaya çalışıyor ama 20 saniye kaldı yani. Çok hani, geç. Saveleyebilirler diye düşünüyorum artık oradan. Macera aramayabilirler. Gerçi paraları da var. Yani çok da bir şey kaybetmezler. Bu round'u kaybetse daha Space Soldiers takımı. Ama tabii yetişemeyecek oradan. Şu an 5 saniye kaldı. Bankanın altında bir oyuncuları var defans yapan ve kamyon tarafında, truck tarafında bir oyuncuları var. Zaman bittiği için round Extract Passage takımına geliyor. Çok güzel orada 3 kill çıkartınca. Evet yani o kadar önemli ki onları yapamasalardı round gitmişti. Çünkü site'ı kontrolünü almaya hızlı bir şekilde geliyordu Space Soldiers takımı. Voxic'e atılan çok güzel bir pop flash'la Voxic orada 3 oyuncu birden toplamaya başardı. Ama tabii ekonomik sıkıntılar yavaş yavaş DP takımında yine baş gösterecektir diye düşünüyorum. Şu an yine sadece Tugux'un tam armor alabildiğini görüyor, alabildiğini görüyorum. Space Soldiers da full keleşlerle ve Despen'in AWP'siyle A tarafına hızlı bir oyun deneyebilir. 3 kişi park tarafından, 1 kişi connector, 1 kişi de B tarafından çıktı. Tuvalette defans yapmak için 2 tane Extract Passage oyuncusu görüyorum. Bir tanesi A'dan merdiven tarafına Heaven'a doğru yardıma gidecek ama B'de sadece bir tane Space Soldiers oyuncusu var. Connector'da da bir tane. Bomba da şimdi park tarafından gelip tuvalete yakın oyunculara katılacak. Long'da iki kişiler Voxic'le beraber. Sanırım oradaki de Despe. Evet ama onlar short'u tercih mi edecekler? Hayır, evet, tuvaletten ilk kill çıkıyor Sasuke. İşte üzerine çıktı. İkinci Zantares'le pazı düşürmeyi başardı. Ve Space Soldiers takımı 3 kişi kaldı Despe. Oradaki çok önemli 2 kill çıkartınca bir anda bütün dengesini bozdu Space Soldiers takımının. Despe yakaladı. Evet, Voxic'i yakalıyor. Tuvaletin içerisinden long tarafında dolaşan Voxic'i yakalıyor ve B'ye dönmeleri için bile vakitleri var aslında. Tabii evet, şu an Space Soldiers oyunu değiştirebilir. Her ne kadar adam sayısı olarak azalmış olsalar da Space Soldiers'a karşı yani şu an anlamaya çalışıyorum iki takım ne yapıyor diye de. DP takımı şu an ikişerli şekilde dağılmış durumda. Hatta biraz daha B'ye ağırlıkla oynuyorlar. Space Soldiers ise 3 kişi her tarafa dağılmış durumda. Biri B tarafında, biri A tarafında, biri mid tarafında. Sanırım kill çıkaran burası boş gelin diyecek. 20 saniye. Çünkü 20 saniye kaldı dediğin gibi burada artık toplanmak için fazla zamanları yok. Long'dan 2 kişi birlikte geliyor. Mayer'le Despe. Defans yapan oyuncuyu Sasuke'yi düşürmeyi başarılan Molotov da gelince üzerine hemen A'ya doğru dönüyorlar. Şimdi flash geliyor Mayer'den. Bombayı kurabilecek mi? Tran arkasında bir oyuncu var. Onu hızı düşürecekler. Tugux bombayı kurduramadı. Kurdurmadı. Mayer'i düşürdü. Üstüne Despe'yi düşürüyor. Kalix veriyor cevabını. Mini 2K'de Kalix'i düşürünce bu roundda Extract Passage takımına geliyor. Son ana kadar aslında güzel bir defans, hızlı trade'ler. Ve round böylece Extract Passage'de kaldı. İkinci yarının 6. roundına geliyoruz. Yani Space Soldiers 2 round'dur çok zaman kaybediyor. Yani tamam belki adamlarınız düşmüş olabilir, belki nereye gideceğinizi tam karar vermiş olabilirsiniz ama toplanıp girmeniz lazım. Yani son 10 saniye koşa koşa girdiğiniz zaman çok karambol oluyor ki az önce gördüğün gibi neredeyse bombayı kurmak üzereyken kurdurmadılar ve bir anda zaman kalmadı başka şey yapmak için. Şimdi son silahlarını çekti Space Soldiers. Artık ekonomisi de bitmek üzere olduğu için ne varsa aldılar. Hatta Paz'ın da armor sahip aldığını görüyorum. B'de 3 kişi defans şey yapacak. Extract Passage takımı oyuncular yerlerini aldı. A Short ve tuvalette de birer oyuncuları var. Connector'dan yaklaşan. Park'ı 3 dediler. Space Soldiers hatta Park 4'lenmeye gidiyor. Sanırım A Short ve A Long'dan bir oyun gelecek. B'de 3 kişi Extract Passage kötü yakalanabilir. Çok hızlı A'ya gelmeleri lazım ama tabii info yok. Açılacak bir oyuncu yok. Çok tehlikeli. İki tarafta birbirlerini çok iyi tartıyorlar. Şimdi side bir oyuncu daha A'ya katıldı. Side tarafına çekildi DP takımı. Bakalım smoke'ları flash'ları nasıl kullanacak Space Soldiers ama onlar A'ya dönmeye karar veriyorlar galiba. B'ye dönmeye karar veriyorlar galiba. 59 saniyeleri var. Zantares'in bombasını izleyeceğiz bakalım. Bir fake smoke olabilir bu. Güzel bir şekilde kapatacak. Sasuke bu arada Kalix'i düşürmüş şorttan. Banana'dan free çıkardı yine. Sasuke bugün gerçekten çok güzel oynuyor. B'ye dönüyor Space Soldiers takımı hızlı bir şekilde ama yani hızlı diyorum şu an 40 saniye kaldı.
Yani bir 5 saniye sonra falan koşmaya başlayacaklardır neredeyse. Kanal tarafını tutuyor ama. Evet, bir tane Toksik'te bir tane de su tarafında oyuncu görüyorum ben DP takımında. Üçüncü kişi de Heaven'da olabilir mi acaba? İşte yok, şimdi A stresli anlar başlayacak. 3 kişi birden kanal tarafından. Şu an info geldi, hemen gittiler. B-bomb site'e girecekler gibi gözüküyor. Heaven'ın orada smoke atıp açısını kapatmışlar. Sasuke! Sasuke'yi düşürmeyi başardı. Zantares ile Despe birer kill çıkarttılar. Mini ile Sasuke düşürdüler. Maiko Zantares'i düşürüyor. Maiko üzerine Mayeri de düşürmüş. Bir kill daha çıkacak mı? Voxic kanal tarafında. Bombsite'da Despe Voxic'i düşürdü. Maiko tek başına kaldı. Smoke'un içerisinde bomba da kuruldu. Sadece Despe ile paz var. Despe'yi yakalayamadı. Despe'den çok güzel bir frag. Çok güzel bir frag. Maiko'yu düşürmeyi başardı. Durum 15-5. Space Soldiers takımımız, temsilcimiz, yine temsilcimiz, evet, ekstra kesici. Son anda da kazanarak, evet, skoru 16-5'e getirdi.